Evet sevgili dostlar, 28 Aralık 2022'nin ilk videosuyla karşınızdayım. Sponsorlarımız golba.com'un ve Kayseri Özel Büyüme Hastanesi'nin sizlere kucak dolusu selamları ve sevgileri var. Fenerbahçe Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi. Biliyorsunuz Fenerbahçe'mizin gollerini Joshua King, Batshuayi, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique kaydetti. Aynı zamanda bir golümüz de offside gerekçesiyle sayılmadı. Ve Fenerbahçe futbolcuları maç bitiminde Atakaş Hatayspor maçı sonrasında açıklamalarda bulunmuş. Hemen kısa kısa konuşalım çünkü konuşmam gereken uzun yer başka yer. Şimdi Batshuayi ve Joshua King konuşmuş. Batshuayi hem defansif hem de taktiksel anlamda güçlü bir oyun sergiledik diyor. Bu arada doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Onu da yazabilirsiniz. Söylemiş olduğunuz gibi kaybettiğimiz maçlar vardı. Güçlü bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Bunu da başardık. Hem defansif hem de taktiksel anlamda güçlü bir oyun sergiledik. Böyle devam etmek istiyoruz. Joshua King için çok mutluyum. Sakatlık sürecinden geçti ve güçlü bir şekilde döndü. Kalitesini ortaya koydu ve bugün de golünü attı. Takım için de yararlı bir durum. Serdar Dursun da uzun bir süre oynamamıştı. Sahada değildi ama bugün sahaya girdi ve golünü attı. Her ikisi için de mutluyum. Bakın Serdar Dursun'dan bahsediyor. Bu katkılar takım için oldukça önemli. Umuyorum ki hep birlikte böyle devam ederiz. Joshua King, Fenerbahçe'de oynadığım oyundan sahadaki arkadaşlarımla keyif alıyorum demiş. Yani biz de alıyoruz. İyi bir cevap vermemiz gerekiyordu. Özellikle son maçtan sonra bu cevabı göstermemiz gerekiyordu. Bana göre de bunu en iyi şekilde ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. İyi bir şekilde galibiyet aldık. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Tek maç üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Lig uzun bir maraton. Buna göre çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Şimdi bir sonraki maç için çalışıp hazır olacağız. Bana göre kim oynarsa oynasın. Bu Michy Batshuayi olabilir, Serdar Dursun olabilir. Kimle oynarsam oynayayım. Keza Enner Valencia bugün sakattı. Kalbi sakat olmasın. Biz beraber çalışıyoruz. Beraber oynayarak rakip takım oyuncularına zorluk oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de gollerimizi attık. Serdar Dursun da attı. Onun için de çok memnunum. Santraforlar için goller atmak güzel ve önemli. Bu şekilde santraforlar özgüven kazanabilir. Şanslıyım ki etrafımda kaliteli oyuncular var. Onlarla beraber oynuyorum. Fenerbahçe'de oynadığım oyundan sahadaki arkadaşlarımla keyif alıyorum diyor Joshua King. Oyuncularımız röportajı tüm taraftarlarımızın yeni yılını kutlayarak tamamladılar. Biliyorsunuz bir sonraki maçımız Fenerbahçe'nin bir sonraki maçı Salı günü Antalya deplasmanında ama tam tarihi bulamadım. 3 Ocak 2023 Salı günü Antalya Spor deplasmanda. İnşallah Fenerbahçe'miz bu deplasmana da galibiyetle ayrılır ve gülen taraf biz oluruz arkadaşlar. Şimdiden de yeni yılını kutlayalım falan diyorum ama biz her gün Allah'tan bir mani gelmedikçe günde 1-2 tane video çekiyoruz. O yüzden biz yine kutlarız inşallah sizlerle birlikte arkadaşlar. Teknik direktörümüz Jorge Jesus Hatayspor galibiyeti değerlendirdi. Teknik direktörümüz Jorge Jesus biliyorsunuz 4-0'lık galibiyetin ardından yancı kuruluşu açıklamalarda bulunmuş. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bugün sonuna kadar inandılar diye böyle yok düzgünce şey yapalım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bugün sonuna kadar inandılar ve takımlarını desteklediler. Ligde üst üste aldığım iki mağlubiyete rağmen bizim yapabileceklerimize inandıklarını gösterdiler. Aldığımız iki mağlubiyete rağmen takım da bugün iyi bir maç çıkardı. 4 gol attık ama 6-7 olabilirdi diyor. Mustafa Hoca'nın şu 7-1'lik sonucuna bir türlü ulaşamadığımız için özür dileriz diyor. Estağfurullah. Bu arada Jesus dedemi saygıdan oraya koyalım. Bu maç kaleye en çok şut attığımız maçtı. Kaleyi bulan şut sayımızın en yüksek olduğu maçtı. 15 şutumuz kaleyi buldu ve 4'ü gole dönüştü. Çok fazla pozisyon ürettik. Ofansif anlamda iyiydik. Galibiyetler almaya geri dönmek istiyorduk. Bugün bu anlamda da önemliydi. Kaliteli bir oyun sergiledik. Taraftarlarımızı mutlu eden bir galibiyet aldık. Onlara yeni yılda mutluluklar diliyorum. Umarım neşe dolu bir yıl olur. Biz de galibiyetler alarak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için çok savaşacağız diyor. Şimdi takımımızın kız öğrencilerine yönelik farkındalığıyla ilgili de Anadolu'da 100 kızımız olacak Cumhuriyet'in izinde yarınlara güvenle bakan projesine ilgili çok önemli. Bizlerin diğer insanları da düşünmeleri, bizler futbol sektöründe çalışanlar farklı bir dünyada yaşıyoruz ve bazen diğer insanları da unutabiliyoruz. Diğer insanlara da yardım etmenin önemini biliyoruz. Benim için
Ne mutlu ki böyle bir oyuncu grubuna sahibim. Onlar diğer insanlara yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tabii ki herkese yardım etmemiz mümkün değil ama en azından elimizden geldiğince başka insanlara yardım etmek bizi mutlu ediyor demiş. Biz ve üye arkadaşlarım da aynı şekilde. Biz de seviniyoruz. Aynı zamanda bu tarz yürütülen etkinliklerle takımımızın içindeki birliği, karakterini, arkadaşlığı görebiliyorsunuz. Bu tarz konularda ne kadar hassas olduklarını da görebiliyoruz. Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğum için gurur duyuyorum demiş. Ben de böyle bir üye ekibine sahip oldum. Bu kadar aboneye sahip olduğumuz için ben de gurur duyuyorum. Taraftarımızın son olarak yeni yılı kutluyor. Onlara ne diyeceğimi bilemiyorum. Onlar her zaman yanımızda oldular. Buraya geldiğim ilk andan itibaren bizimle birlikte olduklarını gösterdiler. Biz acı çektiğimiz zaman onlar da acı çekti. Biz mutlu olduğumuz zaman onlar da mutlu oldu. Bu çok önemli. Hepinizin birlik olması çok önemli. Hedeflerimize ulaşabilmek için birlik olmamız gerekiyor. Onlara mutlu bir yıl diliyorum. Sağlıklı ve Fenerbahçe'nin başarılarıyla dolu yeni bir yıl diliyorum demiş. Şimdi bazı sorular var. Jesus'a ve Jesus'un da cevapları var aslında. Ama bunu ne kadar konuşsak bilmiyorum. Özellikle ben şu kısmı aldım. Savunma arkasına atılan toplarla ilgili soru soruyor. Bunun çözümü yok. Bizim oynadığımız futbolun riski bu. Bunu bilerek, göze alarak sahaya çıkıyoruz. Rakiplerimizin bunu değerlendirecek kapasitesi varsa tabii ki bundan faydalanıyorlar demiş. Haksız mı? Yani haksız mı? Haklı. Yani haklı arkadaşlar. Rakipler bunu değerlendirmeye çalışıyor. Yani taraftar acı çekiyor, taraftar galibiyete seviniyor, taraftarın şeyi var hani çok pozisyon ürettik, geri döndük. Hani taraftarı mutlu ettik diyor. Yani üst üste iki yenilgiden sonra bugün 6-7 atabilirdik diyor. Ya arkadaşlar Hatay'ı bu kadar küçümsemeyin. Hani Hatay'ı bu kadar basite almayın. Fenerbahçe yendiği zaman bir döngüye giriliyor. Başlıyorlar. Ölçü maçı bu değil. Ya yapmayın etmeyin. Ha savunma arkası. Şimdi Kim Minji varken açıkçası bu olmuyordu ama Gustavo Henrique biraz yavaş kalıyor. Kabul. Ama bakın sevgili Gürkan Kubilay hocama da buradan selamlar olsun. Fenerbahçe'de dün akşam forma giyen kaleci hariç 15 oyuncudan son 5 dakika giren İsmail hariç 14'ü şut attı. 15 oyuncunun 14'ünün şut atması bu sezon ligde tüm takımlar içinde ilk kez olan bir olaydı. Şutlamayan kalmadı diyor. Maçın gizli kahramanlarından biri Arao. Ben hani maçın anketini sunarken Arao'yu koydum. Birçok arkadaşım dedi ki niye Arao'yu koyuyorsun? Toplam 22 top kazandı. Crespo'nun yokluğunda orta sahayı tek başına domine etti ve maçı kazandı. Bazı arkadaşlarım şunu söylüyorlar bana. Ya hocam ikisi gereksiz değil mi? Bir tane oyun kurucu, bir tane kesici yetmez mi? Yani Arao varsa Crespo'ya gerek yok, Crespo varsa Arao'ya gerek yok. Haksız mıyım hocam diyorlar. Ya bunun sağlamasını, çıkarını hani en iyini cücüğünü bulmak çok zor. Çok çok zor. Gerçekten çok zor. Bu öyle en iyi cücüğü bulunacak bir olay değil. Bu başka bir olay. Ama şunu söyleyeyim. Arao'nun performansı. Bakın çok tuhaf bir şey söyleyeceğim size. Hatta ekrana vereyim bir saniye. Ulan teknoloji olunca hakikaten bir saniye sürüyor ya. Şimdi Arao'ya bakın arkadaşlar. Crespo'nun yokluğunda kaç ceza alsaydı biliyorsunuz. Orta sahada 8.1 reyting almış. 4 ikili mücadele kazanmış. 3 hava topu kazanmış. 4 top çalmış. 4 pas arasıyla top kazanmış. 7 sahipsiz top kazanmış. 1 şut, 1 kilit pas, %91 pas başarısı. Hocam yapmışken bir de hani havuzlu villa falan yapsaydı bu ne Allah aşkına? Yani tek tek rakamları tekrar sayayım. 4 ikili mücadele kazanma, 3 hava topu kazanma, 7, 4 top çalma, 11, 4 pas arasına top kazanma, 15, 7 sahipsiz top kazanma, 22. 1 şut, 1 kilit pas. Bu arada şunu çekeyim ekrandan. Bitti mi bitmedi. Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Ferdi Kadıoğlu. Ki bence maçın adamı Ferdi. Müthiş bir mücadele. Müthiş bir şey çıkardı. Ferdi'ye kaç vermişler? Ferdi 7.9. 9'da 8 ikili mücadele kazanma. 4'te 4 çalımla adam geçme. 3'te 3 uzun top isabeti. %92 pas başarısı. 2 kilit pas. Şut pası. Maşallah. Gustavo Henrique. Şimdi alındığı günden itibaren Jesus'un birçok eleştiriye maruz kaldığı Gustavo Henrique. Hala benzer fikirdeyiz. Evet, Gustavo Henrique biraz yavaş futbolcu. Kabul ediyorum.
Ancak abi bir şeyleri var futbolcunun bak. Dikkat edin. Mesela bir gol, iki uzaklaştırma, iki engellenen şut girişimi, üç top çalma, %87 isabetli pas, 9'da 5 uzun top. En büyük meziyetlerinden biri uzun top başarısı. 5'te 4 ikili mücadele kazanma. Sevgili Berk Göze oradan selamlar olsun. O analizleri yansıtmış. Şimdi maçın Fenerbahçe-Hatay maçının en iyi 5 futbolcu rating istatistikleri diyor. Bunu SofaScore'dan almamışlar. Muhtemelen maç koliklerindir. Gustavo Henrique'ye 9.04. Rossi'ye 9.03. King'e 9.01. Batshuayi'ye 8.84. Arao'ya 8.42 vermişler. Olabilir. Saygı duyarım. Yani her türlü puanlamaya saygı duyarım. Kimsenin ekmeğinde gözüm yok. 61 dakika sahada kalan Diego Rossi. Rossi'yi de konuşalım. Şimdi ilk 2 golün asistini yaptı mı? Yaptı. 3 kilit pas, %96 pas isabeti arkadaşlar. 25'te 24 pas. İnanabiliyor musunuz? %96 pas isabeti ve bu adam 2 tane de asist yaptı. İnanabiliyor musunuz? Tek hatalı pası bir ortası var, isabetsiz olan. Başka bir pası hatasız, hatalı pası yok. Bir fırsat oluşturdu. Uzun top isabeti 1'de 1, 2 isabetli şut çekti. Kaleyi bulmayan bir tane şutu var. Kazanılan ikili mücadele 5'te 0. Evet hocam bak fizik kötü. Lan fizik kötü olsun her maç 2 tane asist yapsın. Bana ne? Top kaybı 12. Top sürme girişimi 3'te 0. Pas arası 1. Ama maçın kilidini kırdı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Rossi asist sayısını kaça çıkarttı arkadaşlar? Ya hocam sen de kafaya Rossi'yi taktın. Ya takacağım tabii. 14 milyon euro piyasa değeri var. Ya Allah'ın pullayın bu istatistikte devam etsin. Biz onu 30'a satarız. 3 gol 9 asist. Sezonda 3 gol 9 asist. 1290 dakika arkadaşlar. Yani 1290 dakika 3 gol 9 asist. Ben başka bir şey söylemiyorum. Ve geçen sezonki performansını geçti. Daha ilk devreye gelmedik. Geçen sezonki o iyi performansını geçti arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe 15 şutla, isabetli şutla ligdeki sezon rekorunu kırdı. 25 şut denemesi, 15 isabetli şut. Hatay'ın 4 şut, 0 isabet. Şimdi bir de bu boyutu var. Hocam Hatay maçı sattı. Bu resmen şike diyeceksiniz. Bakın Fenerbahçe'nin 25 şutta 15 isabet. 4 kaleyi bulmayan, 6 engellenen şut. Hatay'ın 3 kaleyi bulmayan şut, 1 engellenen şut girişimi var. 1 gol offside nedeniyle sayılmadı. Köşe vuruşu Fenerbahçe'nin 11, Hatay'ın 0. 3 offside'a düşmüş Fenerbahçe, 6 offside'a düşmüş Hatay. 9 faulde 2 sarı kart gören Fenerbahçe, 15 faulde 3 sarı kart gören Hatayspor. Yakalanan büyük şans Fenerbahçe 8 büyük şans yakalamış. Hatay 2 tane yakalamış, ikisini de kaçırmış. Fenerbahçe 8 tane yakalamış, 6'sını kaçırmış. Bir tane direkten döneri var. Bir kontra atak, bir kontra atak şutu. 20 ceza sahası içinden şutu var Fenerbahçe'nin, 3 tane rakibin. 5 tane ceza sahası dışından bizim, bir tane rakibin. Kaleci kurtarışı, rakibin 9 kaleci kurtarışı var. İsabetli pasta 506'ya 204. Uzun pas %63'e %47 pas isabeti düşün. Ortay 21 ortada 8 isabet, 4 ortada 1 isabet. Top sürme girişimleri 15'e 8 bizim, 7'ye 2 rakibin. Top kaybı 128'e 130. Kazanılan ikili mücadele 41'e 35. Kazanılan hava topu 5'e 7. Top çalma 15'e 18. Pas arası 13'e 12. Topu uzaklaştırma 5'e 15 şeklinde. Şimdi Fenerbahçe forvetleri bu sezon 2021-22 sezonunda, pardon geçen sezon 2021-22 sezonunda 46 resmi maç, 38 gol. 2022-23 sezonunda 28 resmi maç, yaklaşık yarısı ama 39 gol. Ve Fenerbahçe forvetlerinin bu sezon resmi müsabakalarda yaptıkları takdire şayan. Yani 39 gol 18 asist diyor ama burada eksikler var. Hepsini dahil etmemişler. Mesela Rossi'ye 3 gol 7 asist diyor. Ama Transfermarkt'a girin 3 gol 9 asist yapıyor. Yani gidin Transfermarkt'a arkadaşlar. Girin bakın. Yani ben sadece benimle kalmayın. Girin bakın. Neyse uzun lafın kısası arkadaşlar. Yani Valencia, Batshuayi, Rossi, King, Serdar Dursun daha yeni yeni kendine geliyor. Pedro o kadar sakatlığa rağmen. Ve Fenerbahçe bu sezon 28 resmi maçta 67 gole imza atmış oldu. Serdar Dursun, ona da ayrı bir parantez açayım.
Ya futbol şansı mı dersiniz, ne dersiniz? Kokluyor. Ne yapıyor, ediyor, bir şekilde golü atıyor. İyi de hocam, sezon başından beri ilk golünü atmış ligdeki. Ya olsun. Bu bir takım. Takım oyunu. Ya bazen stoperim gol atacak. Yalan mı arkadaşlar? Bazen stoperim gol atacak. Sana maçı stoper kazandıracak. Bazen duran toptan atacak. Biz duran toptan gol atalım. Bize bu galibiyeti yazmayın diyecek halin yok ya. Ve küsmedi. Bu da bir başarı. Süper Lig'deki ilk golünü attı. Atsın. Rıdvan Dilmen'in dediği gibi 88-89 sezonundan bu yana hücum oyununu bu kadar iyi oynayan bir Fenerbahçe görmedim diye. Şimdi arkadaşlar, Fenerbahçe Hatay maçında rezalet, dünya ayağa kalktı. Resmen şike bu diye bir başlık atacağım. Birçok arkadaşımız bunun ne bileyim yalan olduğunu söyleyecekler, falan olduğunu söyleyecekler, filan olduğunu, Inter Milan olduğunu söyleyecekler. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Volkan Demirel yatırdı diyen var mı? Yok hocam, yani Allah taş eder. Var. Yatırdı diyen var. Ağlıyorlar, zırlıyorlar. Ya Fenerbahçe Bayern Münih top oynuyor, farkında mısınız? Fenerbahçe Hatay'a karşı bu sezon en çok şut attı, en çok isabetli şut attı, en çok korner attı Alanya maçıyla birlikte. En çok orta yaptığı maçı oynamış. Bu süper bir hücum. Yani savunma arasına kaçışları engelleyemedi. Evet, savunmadaki eksisi. Fenerbahçe bugün 3 gol yeseydi 4 gol atardı. 4 gol yeseydi 15 gol atardı. 10 gol atardı. Yani etmeyin eylemeyin ya. Ya takım çatır çatır giderken eksiklere değil artılara bakalım. Şimdi Volkan Demirel sattı diyen arkadaşlar için öncelikle şu görsel gelsin. Bu pozisyona ofsayt verildi. Şimdi bu pozisyona ofsayt verilebilir. Bakın arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat edin. Beyazlı oyuncu ve Joshua King yeşil alandan çıkmış, beyaz alana girmiş durumdalar. Bakın bu görselde. Fakat bu görsel o pozisyonun, yani ana pozisyonun başlangıcı. Yani ana pozisyonun başlangıcı. Bakın arkadaşlar, beyazlı çizgiye yeni yeni girmişler. Bakın aynı çizgiden bahsediyoruz. Bu görüntüye göre ofsayt yok falan filan diyebilirsiniz. Ya ben çok şeyinde değilim. Skandal budur. Asıl skandal, dünyayı ayağa kaldıracak skandal budur. Fenerbahçe taraftarı Volkan Demirel, yani Galatasaray'la Beşiktaşlar falan muhtemelen Volkan Demirel yatırdı diyecek ama asıl skandal budur. Bu nasıl bir diz arkadaşlar? Bakın üstteki beyazlı oyuncunun dizinin inceliğine bakın. Joshua King'in dizine bakın. Beyazlı oyuncuya bakın. Piksel piksel küçük küçük kamera açılarından görüntü veriyorlar. Sanki internetten izliyoruz maçı. Yani herhalde internetten izleyenler vardır da. Yani bu görüntüleri biz niye Full HD izlemiyoruz? Mesela Premier Lig'de Full HD veriyorlar. Arkadaşlar, dünyayı şike olarak ayağa bir şey kaldıracaksa bu kaldırsın. Beyazlı oyuncunun dizi kaldırsın. Geçen sezon biz bu ligde gördük. Vücudunun bir tarafını büyütenleri, küçültenleri gördük. Biz şu istatistik, bakın sahanın en kötüsü İrfan Can'dan Altay Bayındır. Hayır, Altay'ın iki tane net çıkarttığı pozisyon var. Offside, offside. Bana ne abi? Çok net pozisyon çıkarttı. Güven verdi kalede. Onu söyleyeyim. İrfan Can Kahveci 6.9 bile fazla. Şimdi doğruya doğru. Takım kazandı. İrfan'ın savunma katkısı hoş muydu? Bence değildi. Ama İrfan Can şapkadan 5 dakikada tavşan çıkarıp maç kazandırabilecek bir topçu arkadaşlar. Buna da saygı duyun. Bak Emre Mor oyuna girdi. Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Ama kıpır kıpırdı. Tehditti. Tehlikeydi. Anlatabiliyor muyum? Dediğim gibi alın size skandal. Siz bu skandalı bana açıklayın. Biz Trabzon'dan bir gol yedik. Ya yiyebilirsin. Her maç gol yiyebilirsin. Her takımdan gol yiyebilirsin. Eyvallah. Başım gözün üstüne. Olur. Sana göre ofsayttır, bana göre değildir. Ama ne olur futbolcuların bir tarafını şişirmeyelim. Bir tarafını küçültmeyelim, büyütmeyelim. Ciddi hasarlara neden olabilir. O futbolcunun futbol kariyeri bitebilir. Ben herkesin beklediğini söyleyeyim. Volkan Demirel satacaktı, yatacaktı. Hocam sence de, bak muhtemelen soran olacak. Hocam sence de Volkan Demirel satmış olabilir mi maçı? Yatmış olabilir mi? Arkadaşlar, bir Lobjanice'yi, El Kabi'yi savunma arasına, bak Atilla Salah ile Ferdi'nin arasına, Gustavo Henrique ile Osayi Samuel'in arasına kaçırmaya çalıştılar. Allah aşkına satacak adam Lobjanice ile mi başlardı? Ya, soruyorum. Satacak adam Musa Çağrı'nınla başlardı. Biz çok gördük. Hatırlayın. Başakşehir Galatasaray maçını bir hatırlayın arkadaşlar. Kaç tane yedekte çıkıldığını.
Mesela kaleci Erce kardeşler. Abdullah Yiğiter'le çıkardı. Fenerbahçe altyapısından çıkma kalecisi. 7,5 almış Erce kardeşler. Savunmada Burak Öksüz'de işte Viran Yesi oynatıyor. Başkasını oynatırdı. Falette ile çıkardı. Ki Falette canlı bombaydı. Ya her maçın bitiminde bunu konuşuyorsunuz. Sarper Barış Saka. Maçın hakemi Trabzonlu, maçın hakemi şöyleci, FETÖ'cü bilmem şucu bucu saçmalık üstüne. Ne dedim ben size? Bak Yasin Kol, Sarper Barış Saka. Gördüğünü çaldı. Bir iki tane hatası var. Kabul ediyorum. Ben de kabul ediyorum. Bir iki tane hatası var. Net hatası var hem de. Mesela Lincoln'u ceza sahasının önünde düşürdüler. Avantaja bırakmadı ama devam ettirdi. Mesela bir faul vardı orada. Mert Hakan'a gösterdi sarı kart. Ya o öyle görmüştür. Ama Mert Hakan çıktı. Uzaktan kaleye şut çekti. Hani düdük sonrası vuruş. Haklıdır. Joshua King'in yediği sarı kart. Birçoğumuz görmezdi belki o pozisyonu. Ama haklı mıydı? Haklıydı. Ben bir şey söyleyeyim. Kusursuza yakın maç yönetti hakem. Ama hocam offside diyorsun, futbolcuyu büyüttü. Onu VAR'dakiler yaptı. Ben orta hakemin niye günahına gireyim? Abi bakın, hata yapılır. Hata insana mahsustur. Ya ben öğretmen olarak, sizler çalışan olarak, personel olarak hata yapmıyor musunuz? Yapıyoruz. Hata yapılır. Hatayı affetmemek karaktersizliktir. Yani basit hataları affetmemek karaktersizliktir. Bu çok başka bir şeydir. Küçük hatalar. Ama kasıt varsa o başka bir şeydir. Ben bu maçın hakeminde kasıt görmedim. Ben Trabzon maçındaki hakemde kasıt gördüm mesela. Kasıtlı maç yönetti gibi. Hata yaptı mı? Yaptı. Yaptı. Mesela Abdülkadir'in Altay'a yaptığı hareket falan vardı. İtirazlar vardı. Bakasetas'ın kendini yere attığı pozisyon. Arao faul yap dedi. Orada kendini yere atmadan sarı kart verse. Dün ben izledim, Ümraniye Ankara Gücü maçında Ümraniye'li oyuncuya direkt sarı kart verdi. Kendini yere attı diye. Hücumdaydı hem de. Ceza sahasına girmek üzereydi. Olacağı bu. Arkadaşlar, dediğim gibi insanların milliyetinin, doğduğu yerin, şunun bunun önemi yok. Yaptığı işin önemi. Ben de Kayserliyim. Belki kökenim Trabzon'a dayanıyordur. Bilemezsiniz. Ama işini doğru yapmaya çalışan bir insanım. Ben bu ekranlarda Fenerbahçeli Mustafa Hoca'yım. Ama dersime girdiğim zaman Fenerbahçe kimliğim dışarıda. Buradaki kimliğim dışarıda. Oradaki kimliğim çok başka. Masaların üstünde hoplayıp zıplayan bir adamım. Çocuklarla işte hadi gelin bilek güreşi yapalım diyen bir adamım. Ne bileyim, çocuklarla birlikte maç yapan bir adamım. Çocuklara futbol antrenmanı, basketbol antrenmanı yaptıran, voleybol antrenmanı yaptıran bir öğretmenim. Anlatabiliyor muyum? Ders daha eğlenceli hale getirip nasıl daha kalıcı çözümler üretebilirim, kalıcı ders verebilirim diyen bir öğretmenim. Ya velilerimin bana dün bir talebi vardı. Yalvarıyorlar. Hocam ne olur bir toplantı yapalım, bize de öğretin diyorlar. Şu kısaca öğretiyorsun. Çarpım tablosu. 2 ayda öğretir öğretmenler. 1 ayda öğretirler. Ben iddialıyım, 15 dakikada çarpım tablosunu öğretirim. Hocam imkanı yok. Ben iddia ediyorum. Veli desteği gördüğüm, akıl sağlığı normal ve üstünde olan 30 kişilik ortalama bir sınıf versinler. Bir ay içinde hepsini okuma yazmaya geçiririm. Toplama çıkartmayı öğretirim. Aynı zamanda diğer dersleri de yaptırırım. Bedende de oynatırım. Yemek de yediririm. Çiğ köfte de yediririm. Ya bu benim kendi geliştirdiğim taktik. Anlatabiliyor muyum? Şimdi çıkıp siz bana iki tane dürüzü çıksa dese ki bu adam Fenerbahçeli, bundan öğretmen olmaz. Alnını karıştırırım. İşte Yasin Kollan, Sarper Barış Saka Trabzonluymuş. Bunlardan hakem olmazmış. Alnınızı karıştırırım size. Abdülkadir Bitigen Kayserili. Kayseri'yle Galatasaray maç yapsın, Galatasaray kazansın diye 50 çeşit takla atar. Benim gördüğüm, gözlemlediğim bu. Etmeyin, eylemeyin. Hakem triyosunu da yani kutluyorum, tebrik ediyorum. Maçı etkileyecek bence bir hata yapmadılar. Offside pozisyonu. Ya ben işine esprisindeyim. Hani nasıl Volkan Demirel rezaleti diye ortalığı ayağa kaldıracaklar. Asıl rezalet bu arkadaşlar. Kanalımıza abone olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Az bir abone daha geldi miydi? Buraya 27.600 olacak. İnşallah kısa süre içerisinde 28.000 olacağız. Küçük bir özür diliyorum. Ben dün canlı yayında 10 kişiye üyelik hediye edecektim. 4 kişi diye kafamda vardı ama ona da tamamlayalım dedik bu kadar kişi yayında diye. Ama üyeliğe izin vermedi sistem. Soruşturuyoruz. Eğer hediye üyelik sistemi devam ediyorsa en kısa zamanda telafi edelim bunu. Olur mu arkadaşlar? Yeni yıla üye olarak girmeniz için elimden geleni yapacağım. Sizlerden tek ricam kanala abone olmanız, videoları izlemeniz, beğeni atmanız, yorum atmanız. Hani becerebiliyorsanız reklam vereni, ziyaret et yazan kısma basın. O bize para getiriyor. Yoksa yani bir reklam görmeniz 3 kuruş falan yapıyor. Yani çok bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Çok bir şey değil. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bizlerlesiniz. Görüşmek üzere.